Ses deneme. Evet değerli izleyenler, yaklaşık 5 dakika sonra Gaziantep Gençlik Spor Kulübü, Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü maçı başlamak üzere. Hepinize hoş geldiniz diyoruz ve ben Ahmet Onur Albunar, yanımda yorumcumuz, milli takım antrenörümüz Efe Bozkurt var. Efe Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdiden başarılar diliyorum iki takıma da. Maç hakkında biraz bilgi verelim. Gaziantep Gençlik Doruk Spor Kulübü için beraberlik yeterli bir sonuç oluyor şampiyon olması için. Gaziantep Polis Gücü'nün mutlak kazanması gereken bir müsabaka. Evet, Gaziantep Doruk'a beraberlik yetiyor. Polis Gücü ise muhakkak şampiyonluk için kazanması gerekiyor. Bunun için daha baskın oynayacak. Doruk'sa tahminim daha iyi bir savunmayla, kontrataklarla, ön bölgede bulduğu toplarla sonuca gitmeye çalışacak. Önceliği gol yemeden gol atmayı düşünecek diye düşünüyorum. Evet, Gaziantep Gençlik Doruk Spor Kulübü'ne baktığımız zaman alt yaşlardan itibaren birlikte oynayan bir ekip. Gaziantep Polis Gücü'ne baktığımız zaman ise gerçekten çok kaliteli ve güçlü oyuncular transfer ettiler hocam. Evet, Polis Gücü bayağı bir transferi var. Zaten biraz önce kulüp başkanları Mehmet Kaplan'la da görüştüğümüzde Mehmet Bey'in dediği şey de onların hedefleri trofi. Yani Avrupa'da üst düzeyde oynamak için bu transferlerin yapıldığını ve ülkemizi Avrupa'da kulüpler şampiyonasında temsil ediyorlar. Tabii aynı şekilde Doruk da Avrupa kulüpler şampiyonası için mücadele ediyor. Ve Doruk, şöyle bir durum var. Doruk'un gitmesi, ülkemizden iki takım gitmiş oluyor. Merakla bekliyoruz maç sonucunu. Tabi burada değerli izleyenlerimizi hatırlatalım. Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü kadın takımının 18-20 Şubat 2022 tarihleri arasında Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na çıkacak maçlar Alanya Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Tüm hokey severleri bu maçı izlemeye bekliyoruz. Kesinlikle çok zevkli bir Avrupa Şampiyonası olacak kulüpler. Heyecanlı olacak. Onu da Alanyalı taraftarlar muhakkak ki yalnız bırakmayacaklar diye düşünüyorum. Evet, maç kadrolarını sizinle paylaşayım değerli izleyenler. Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü. Kalede 1 forma numarasıyla Güzel Bakavadin, 7 numara Yeter Çelik, 8 numara Sinem Yalçın, 9 numara Fatma Songül Gültekin, 10 numara Meryem Oymak, 12 numara Fatma Nur Çil, 14 Balzan Bezenbav, 15 Simbat Babazova, 17 Gamze Nur Çetiner, 18 Victoria Lobanova, 20 numara Perihan Çınar ve 27 numara Marina Fedorova. Antrenörler Yusuf Kasım ve Mustafa Karalar. Gaziantep Gençlik Doruk Spor Kulübü'ne baktığımız zaman 1 forma numarasıyla Nurhan Gül, 2 numara Rabia Uysal, 4 numara Zeliha Kendir, 5 numara Bahar Aslan, 6 numara Esra Çelik, 7 numara Aysun Epengin, 8 numara Rojda Durmuş, 9 numara Tuba Elgay, 12 numara Berfin Epengin, kalede izleyeceğiz kendisini, 13 numara Gülcan Paksoy, 15 numara Gülmira Doğa Gül, 16 numara Esma Çelik.
ve Gaziantep Gençlik Spor antrenörü Gökhan Gül, takım yöneticisi Erhan Gül. İki takıma da başarılar diliyoruz. Evet hocam, heyecanın dorukta olduğu bu maç sizce nasıl geçecek Efe hocam? Yani öncelikle güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Doruk'tan bahsetmek istiyorum. Doruk Spor Kulübü sporcular yıllardır beraber hareket ediyorlar. 2013 yılından beri birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Atacakları pasları, nerelere gideceklerini çok iyi biliyorlar. Tabaka izleyeceğimizi düşünüyorum. Efe hocam, iki takıma da baktığımız zaman gerçekten güçlü kadroları var. Burada tabii ki antrenör dokunuşları da etkili olacaktır. Antrenörler hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya antrenör arkadaşlarımız tabii ki üst düzey antrenörlük yapıyorlar. Takımlarından da belli zaten. Burada Yusuf Hoca hokeyin ilk başlangıç yıllarından beri camia içerisinde tecrübesiyle milli takımlarda antrenörlük yapıyor. Aynı şekilde Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonlukları var. Yılların tecrübesi. Tabii o taraf Doruk Spor Kulübü'nde Gökhan hocamız var. Genç bir antrenör. O da yıllarca hokeye hizmet etmiş bir arkadaşımız. Tabii çok yorum yapmaya gerek yok çünkü final oynuyorlar yani. Ne kadar başarılı oldukları buradan belli oluyor diye düşünüyorum. Thank you.
Evet, maçın hakemleri Mahmut Can Çilkız ve İki takım da seremonideki yerini alıyor değerli izleyenler. İki takım da takım konuşmasını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor. Yani burada iki takım da özellikle Antep takımı olması çok ince bir ayrıntı. Antep ve ilçesi Nizip hokey branşında çok iyiler. Çok iyi sporcular yetiştiriyorlar. Milli takımlarımıza sporcular veriyorlar. Antep bu işi seviyor yani. Bu arada değerli izleyenlerimizi hatırlatalım. Birinci periyotun sonuna kadar maç skorunu doğru bilen bir kişiye hokey sopası hediye edeceğiz Efe Hocam. Evet, çok güzel olur. Bakalım skoru ilk 10 dakikada kim tahmin edecek? Skoru yazalım yorumlarımıza. Doğru tahmini bulan arkadaşımıza federasyonumuz tarafından güzel bir stick hediye edilecek. Şimdiden o kişi, şanslı kişiye de başarılar diliyorum. Evet değerli izleyenler, Hokey TV'ye abone olup yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hokey TV sizlerle hokey buluşturmaya devam edecek. Evet, yeterli başladı Gaziantep Polis Gücü. Kendi aralarında paslaşmalar. Ön alanda bir Gaziantep Doruk baskısı geldi. Topu Gülcan'la buluşturamıyor Rabia. Evet, maç oldukça hızlı başladı değerli izleyenler. Nurhan ve Tuba ikilisi Gaziantep Gençlik Defansı'nda. Şimdi yeter. Top Zeliha'da. Songül'ün orada bir baskısı var. Nurhan Songül çekişmesi izliyoruz. Songül bireysel yeteneklerde oldukça etki edebilir maça. Tuğba arkadaşlarına baktı. Zeliha ile oynadı. Zeliha'dan tekrar Tuğba'ya. Tuğba ön alanda Gülcan'la oynamak istedi. Orada Simbat'ın bir müdahalesi vardı ve penaltı korner kazanıyor Gaziantep Doruk Spor Kulübü. Bakalım penaltı korneri nasıl değerlendirecekler hocam? Yani Gülcan çok zeki bir sporcu. Orada 3 metreyi çok hızlı bir şekilde kullandı. Simbat yetişemedi pozisyona. Ha, burada genelde Zeliha tekli de atıyor. İçeriye yansıtma da atabiliyorlar. Büyük ihtimal yine Zeliha tekli de atacak diye düşünüyorum. Evet. Enjektörde şu anda Nurhan Gül var. Kaleci hızlı çıkıyor. Kaleciye çalım da atabilir. Simbat'tan müthiş bir müdahale. Çizgi üstünde stile müdahale yaparak takımının gol yememesini sağlıyor Simbat.
Evet, maç öncesinde bahsetmiştik güçlü transferler diye. Şu anda ilk etkisini etti bu maçta Simbat. Kesinlikle net bir gol pozisyonunu kurtardı. Takımı adına olumlu bir sonuç oldu. Şimdi Perihan arkadaşını gördü. Songül topla buluşamıyor. Gaziantep polis gücüne baktığımızda 14 forma numaralı Balza'nın oldukça hareketli bir maç çıkardığını gözlemleyebiliyoruz. Nereye doğru oynanan bir pas ve top Gaziantep Doruk'la buluşmuyor. Gaziantep polis gücü atağını izleyeceğiz. Simbat. Top kendisinde. Perihan da oynuyor. Perihan yeteri gördü. Yeter, önünde boş bir alan var. Baktı arkadaşlarına. İleri doğru Songül'e. Pozisyon devam ediyor. Şimdi Zeliha. Zeliha topu aldı. Baktı etrafına. Arkadaşına doğru gönderdi topu. Şimdi Gülcan. Top ayağına çarpıyor. Kaleciyle karşı karşıya kalmıştı. Evet, Gaziantep polis gücü 2 net gol fırsatı yakaladı hocam. Evet, kalecilerin faktörü çok önemli. Berfin güzel bir kurtarış yaptı biraz önceki pozisyonda. Aynı şekilde güzel de iyi kurtarış yaptı. Şimdi bir yansıtma. Polis gücü ön bölgede biraz daha topu hakim olması gerekiyor. Hızlı sonuçtan ziyade. Doruk'un da biraz topa sahip olması lazım. Pas yapması lazım. Hemen atağa çıkılması lazım diye düşünüyorum. Çünkü her çıkışta bu şekilde kaplamalar oluyor iki takımda da. Şimdi Songül ilerliyor. Şimdi Simbat'a. Ondan Perihan'a. Tekrar Simbat. Simbat Perihan paslaşması izledik. Perihan arkadaşlarına bakıyor. Boş bir arkadaşını arıyor. Yeterli oynadı. Yeter. Yansıtma İçeriye doğru olabilir. Gönderdi. Songül. Berfin kurtarıyor değerli izleyenler. Gülcan Gülcan'dan Zeli araya Perihan girdi. Perihan geçti rakiplerini. Berfin'in bir müdahalesi. Top Gaziantep Doruk'ta kalıyor. Sanıyorum 3 metre ihlalinde bulundu Gaziantep polis gücü. Evet, 3 metre ihlalinde bulundu. Nurhan orada uyanıklık yapıp hızlı bir şekilde başladı. Ama biraz daha sakin olması gerekiyor Doruk defansının. Nurhan'la Tuğba'nın biraz daha pas yaparaktan çıkması gerekiyor. Nurhan Tuğba'ya oynadı. Tuğba Rabia'dan önce orada Simbat. Tekrar Rabia Zeliha ile oynadı. Zeliha kendi yer alanında. Nurhan. Top Songül'ün ayağına çarpıyor. Yeter. Düzgün pas aktaramıyor arkadaşına. Simbat'tan Yeter'e. Yeter'den Balzan'a. Ve orada Gülcan topu kaptı. Şimdi tekrar Nurhan. Baktı arkadaşlarına. Rabia ile topu buluşturamıyor. Veya Simbat girdi. Gülcan'ın bir baskısı orada Perihan'dan alır mı dedim. Top Doruk'ta kaldı. Zeliha. Geriyle oynadı Rabia ve araya giren Songül. Songül topla hızla ilerliyor. Şimdi bir müdahale geldi bir orada. Kart gelebilir orada. Eğer bir uyarı gelebilir orada. Çünkü hızlı pozisyon kesme. Evet, hakem Mahmut Can Çilkız ilk uyarısını verdi Gaziantep Doruk'a. Evet, bundan sonraki orada yarı sahada olan pozisyonlarda kesinlikle penaltı korner çevireceğini düşünüyorum hakemin. Perihan. Sağ bölgedeki Simbat'la oynadı. Yansıtma vuruş Balzan. Topu buluşturdu. İçeriye doğru yönlendiriyor. Top Berfin'de kaldı. Ve penaltı korner değerli izleyenler. Penaltı korner. Gaziantep polis gücü maçtaki ilk penaltı kornerini kazanıyor. Evet, Tuğba orada biraz acele etti. Topla oynayabilirdi aslında. Bazen uyanıklık yapıp hemen bloğunu indirdi. Hazır bekledi orada. Maalesef olabiliyor böyle circle içerisinde hızlı topu çıkartma derdine düşerken oyuncu hataya düşebiliyor. Tabii Gaziantep polis gücünün de yüksek bir yüzdesi var penaltı kornerde. Kesinlikle. Kore dönüştürmede. Perihan'la Songül ikilisi daha önce de söylediğim gibi çok iyi anlaşıyorlar bu organizasyonlarda. Güzel bir varyasyon yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü Berfin de çok hızlı çıkıyor. Bakalım. Songül şimdi doğrudan kaleye gönderdi ve tekrar bir penaltı korner kazandı Gaziantep polis gücü.
Ya dediğim gibi Berfin çok hızlı çıkıyor. Aslında Songül'ün burada oyun yapması gerekiyor. Varyasyonla sonuca gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sanırım bunu deneyeceklerini düşünüyorum. Orada sanıyorum topun etkisiyle bir sakatlık gerçekleşti. Gülcan, evet, Gülcan zannediyorum. Diz kapağına top değdi orada. Evet. İnşallah bir şey yoktur sporcumuzun. Evet, Gaziantep Polis Gücü penaltı korner atışını tekrarlayacak. Doğrudan kaleye vurmayı tercih etmişlerdi. Gülcan hala kalkamadı. Evet, şu anda Gülcan kendini yere bıraktı değerli izleyenler. Önemli bir sporcu. Yani Doruk Spor Kulübü için. Tabii bu esnada da Gaziantep Doruklu oyuncular antrenörlerinden gerekli taktikleri alıyorlar. Songül doğrudan vurmayı tercih etti ilk penaltı korner pozisyonunda. Bakalım burada herhangi bir varyasyon deneyecekler mi? Yoksa yine tekrardan doğrudan bir atış mı deneyecek? Kesinlikle deneyeceklerini düşünüyorum. Evet değerli izleyenler, Alanya Atatürk Spor Salonu'nda Işıklandırmasında bir aksaklık olduğu için müsabakanın hakemi maça birkaç dakikalık ara verdi. Oldukça etkili başlayan bir maçtı. Gaziantep Doruk özellikle iki net pozisyon yakaladı fakat kaleciyi geçemediler. Gaziantep Polis Gücü kazandığı penaltı korneri değerlendiremedi. Evet, yani iki takım da çok hızlı başladı. Bence biraz daha sakin olup pas yaparaktan hücuma çıkmaları gerekiyor. Çünkü takım oyunundan ziyade bireysele dönmeye çalışılıyor şu an görünen 6 dakikalık sürede. Bireysel tabii ki olacak ama ön bölgelerde o bireysel oyuncular sonuca gidebilir diye düşünüyorum. Biraz daha topa sahip olmaları gerekiyor iki takımın da. Evet, müsabakanın hakemleri iki takımı da şimdi oyun alanına davet etti değerli izleyenler. Bu arada şunu tekrar hatırlatalım. Birinci periyotun sonuna kadar maç skorunu doğru tahmin eden bir kişiye hokey sopası hediye edilecek. Gaziantep Polis Gücü penaltı korner atışını kullandı. Songül doğrudan kaleye gönderdi ve 1-0 öne geçiyor. Gaziantep Polis Gücü Fatma Songül Gültekin'in vuruşuyla değerli izleyenler. Biraz geç çıkış yaptı Doruk. Daha hızlı hareket edebilirdi aslında. Tabii Songül farkı burada yine ortaya çıkıyor penaltı kornerlerde. Şimdi ileride Gaziantep Doruk fakat çevirdi. İçeride kimse yok değerli izleyenler. Perihan. Top kendisinde. Yeter. Yeter'den Songül'e. Songül rakibini geçebilecek mi? Nurhan'a takılıyor Songül. Şimdi Zeliha. Pas verecek arkadaşını arıyor Zeliha. Geçiş engeli yaptı Rabia. Evet, içeride ileride Aysun boştu. Pasını aktarabilse tehlikeli bir pozisyon yaşanabilirdi. Şimdi Simbat. Atışı kullanacak. Simbat'tan Perihan'a. Perihan'dan Yeter'e. Tekrar Perihan. İleri doğru arkadaşlarına bakıyor. Yeter. Yeter Perihan paslaşması izliyoruz. Gaziantep Polis Gücü bu dakikalarda sık sık pas yapıyor değerli izleyenler. Yeter şimdi içeriye gönderdi ve top Gaziantep Doruk'ta kaldı. Hızlı bir atak gelir mi? Araya giren Perihan. Perihan baktı arkadaşlarına, topu Yeter'le buluşturdu. Yeter'den tekrar Perihan'a ve araya Zeliha giriyor. Zeliha kendi başına gidiyor şimdi. Attı mı attı? Zeliha gol atarak müsabakanın skorunu 1-1'e getiriyor değerli yani, izleyenler. Orada Simbat çok yanlış bir bölgeye doğru kaçtı ve Zeliha'nın önünü açtı aslında. Onun üzerine doğru gider diye düşünüyordum ama Yeter'in orada ön bölgeden ziyade geriye oyun kurması için pas verebilirdi aslında. Tabii dediğim gibi Zeliha çok zeki ve teknik bir sporcu. Bu tarz pozisyonlarda kesinlikle hiç kaçırmıyor.
Şimdi Gaziantep Polis Gücü paslaşması izliyoruz. Perihan. Perihan'dan Yeter'e. Simbat ileride top istiyor. Perihan. Balzan'a. Balzan'dan içeriye. Bir yansıtma geldi fakat değerlendiremiyor Gaziantep Polis Gücü. Nurhan Tuba paslaşması izledik. Tuba pas verecek arkadaşını arıyor. Tekrar Nurhan'a oynadı. Tuba'dan Gülcan'a iyi bir pas gelmedi. Ya bu paslarda Zeliha'nın tarafına oynanıp Zeliha ile atağa çıkılması daha doğru olacak diye düşünüyorum ama uzun toplarla tekrardan polis gücüne vermiş oluyorsun topu. Yine bir hücum yemiş oluyorsun. Kerem'den Simbat'a, ondan Balzan'a, araya giren Tuba. Şimdi top Perihan'da. Perihan arkadaşıyla buluşturdu topu. Simbat. Bakalım o bölgeden çıkarabilecek mi topu ve çevirdi içeriye doğru. Dışarıdan geldiği için top Gaziantep Doruk Spor Kulübü'ne kaldı değerli izleyenler. Tuğba hızlı bir pas attı. Araya giren Marina Fedorova. Biraz daha sakin çıkması lazım Doruk'un pozisyonlarda. Acele etmemesi lazım. Nurhan'dan Tuğba'ya. Tuba Gülcan oynadı. Gülcan tek başına. 3 kişiyle baskı uyguluyor Gaziantep Polis Gücü orada. Bakalım Gülcan ne yapacak? Ve top Gülcan'da kaldı. Gülcan hızla ilerliyor. Sağ taraftaki arkadaşını görebilecek mi? Aktaramadı ona fakat top hala kendisinde. Ondan Nurhan'a. Nurhan içeriye attı. Aysun değerlendirebilecek mi pozisyonu? Ve kaleci kurtarıyor. Şimdi tekrar Nurhan. Nurhan'dan Tuba'ya. Tuba kendisi ilerliyor. Solda Gülcan'ı gördü. Gülcan içeriye çevirdi ve top kaleciden dönüyor. Şimdi Songül hızla ilerliyor. İçeride Marina tek başına. Ve ilk periyotun sonu 1-1 sona eriyor değerli hocam. İlk periyot değerlendirmesi alalım sizlerden. Yani iki takım da hızlı başladı oyuna. Polis gücü biraz daha pas yaparaktan hücumlara katkıda bulundu. Doruk'sa ön bölgede topu bir an önce ulaştırmanın derdindeydi. Biraz daha defansta pas yaparaktan çıkarsa Doruk daha etkili olacak diye düşünüyorum. Bunu polis gücü çok iyi yapıyor. Pas yaparaktan hücuma geliyor. Tabi burada bir süre sonra bireysel oyuncuların ön plana çıkacağını düşünüyorum ben. Takım oyundan ziyade. Çünkü iki takımda da yetenekli bireysel oyuncular var. Bakalım görelim 3 periyotta ne olacak. Evet, kadrolara baktığım zaman Sinem Alpakan oyunda şu anda. Sinem Yalçın oyunda. Özür diliyorum, düzeltiyorum. Evet, polis gücü hızla başladı oyuna şu anda. Simbat Sinem paslaşması izliyoruz. Top şimdi Sinem'de. Gaziantep Doruk'ta Bahar Aslan'ı oyunda görüyorum. Sinem ileri doğru yönlendirdi ve Songül yakalayamıyor topu değerli izleyenler. Şimdi Gülcan pas verecek arkadaşını arıyor. Zeliha o topa yetişemiyor. Top Doruk'ta. Gülcan kendi ilerliyor şimdi. İçeri doğru çevirdi. Ve penaltı korner kazanıyor. Evet. Dediğim gibi işte bireysel oyuncuların daha ön planda olacağını söylemiştim. Aynı şekilde Gülcan çok uyanık bir şekilde 3 metreyi kullanaraktan ayağa oynadı. Burada bu tarz oyuncuları sorgu içerisine girmesini engelleyeceksin. Yoksa her pozisyonda sorgu içerisinde tehlike yaratabiliyor. Bir penaltı korner izleyeceğiz yani. Özellikle bugün Gülcan oldukça hareketliydi ön alanda. Bakalım Gaziantep Doruk penaltı korner atışını nasıl değerlendirecek? Kaleci güzel, dikkatli. Evet.
Tekte atacak çalımı. Zeliha ve gol! Zeliha takımını 2-1 öne geçiriyor değerli izleyenler. Gaziantep Gençlik Spor Kulübü Polis Gücü karşısında 2-1 önde. Evet, Doruk şu an iyi savunma yaparaktan bireysel oyuncularıyla da ön bölgede güzel toplarla buluşuyor. Polis Gücü'nün biraz daha sakin olması lazım şu an. Tabii pozisyonu geçiren Gülcan da şu an sağdaki top şimdi oyuncularda. Tekrardan Gülcan'da. Gülcan hızla ilerledi ve rakibine takılıyor. Perihan ilerliyor. Yeter yanında. Songül aktarabilecek mi? Aktaramadı. Top Bahar'da. Bahar Gülcan'ı görebilecek mi ileride? Fakat Sinem'i geçemiyor. En küçük oyunculardan bir tanesi Gülcan. 2004 doğumlu saha içerisinde. Şimdi Polis Gücü bire bire döndü defansta. Bence bir an önce pas yaparaktan oyuna dönmesi lazım Polis Gücü'nün. Şimdi Sinem. Sinem'den Simbat'a. Simbat ileri oynadı. Bahar'a takıldı. Ne kadar çok hazırlık pası yaparsan o kadar çok topun sende kalmasını sağlayıp sonuca daha iyi gidersin diye düşünüyorum. Şimdi Simbat. Simbat'tan Sinem'e. Doruk ön alanda baskısını arttırdı. Sinem oradan çıkabilecek mi? Çıktı. Perihan'a verdi. Perihan arkadaşlarını arıyor. Şimdi Songül'de top ve Nurhan araya giriyor. Hızlı sürerse. Songül hızla sürdü. Sinem aktardı topu. Tekte vurabilir arka Balzan. Arka tarafta Balzan. Ve penaltı korner. Yani orada Balzan kaleye vurdu birincisinde. Kaleciden döndü. İkinciyi de vurabilirdi kaleye ama açısı dardı. Ve kesinlikle dışa doğru çıkaraktan ayağa oynadı. Ve bu da penaltı korneri geçildi. Yani dediğim gibi çok heyecanlı bir oyun izliyoruz şu an. Penaltı kornerden bir gol izlemiştik. Bakalım ikincisi gelecek mi? Oyun yapabilir yine Perihan'la veya tekli de atabilir. Tamamıyla kalecinin çıkışına bakaraktan hareket edecekleri diye düşünüyorum Songül. Şimdi Songül'e Songül doğrudan vurdu. Orada çizgiden çıkartıyor Gaziantep Doruk Spor Kulübü. Sinem. Sinem'den Balzan'a. Top kendisinde Gülcan'a kaptırdı. Orada bir müdahale. Top en son Songül'de şu anda. Sinem'den Balzan'a. Şimdi Sinem. Orada Simba topu alamadığı için top ileri doğru yöneldi. Bu pozisyonlarda Doruk'un biraz daha sakin olması lazım. Defanstaki Tuğba'nın ve Nurhan'ın biraz daha oyunu sakinleştirerekten çıkması lazım. Çünkü tam anlamıyla kontrataklık bir pozisyon değil. Çünkü hata gelebilir çünkü burada. Şimdi Nurhan Tuğba ile oynadı. Tuğba ileriye yönlendirdi orada Zeliha. Zeliha dönerse tehlikeli olur mu dediğim topu Sinem'e aktardı. Top tekrar Nurhan'da. Zeliha doğrudan dışarı atıyor topu değerli izleyenler. Sinem. Sinem'den Simbat'a. Simbat Perihan'a aktardı topu. Perihan şimdi ilerliyor. Rakiplerini geçti. Circle içerisine girdi. Ve o bölgede Zeliha'nın ayağına çarpan top penaltı kornere sebebiyet veriyor değerli izleyenler. Yani Simbat çok riskli bir pas attı aslında ama sanırım orada Aysun'un sağlam bir blok indirseydi o top kalabilirdi aslında ama biraz bloğu sağlam değildi ve top oradan kaçınca Perihan gibi çok üst düzey yetenekli bir sporcu da bunu çok iyi bir şekilde değerlendirdi. İlk yarının bitmesine son 6 dakika kala Gaziantep Polis Gücü penaltı korner atışı kazanıyor değerli izleyenler. Bakalım Polis Gücü bu atışı nasıl değerlendirecek? Kesinlikle. Bir erken çıkış zannediyorum. Erken çıktığı için Gaziantep Doruklu oyuncu rakip Aysun ceza sahasına doğru yöneliyor. Aysun Epengin.
ikinci golünü atıyor değerli izleyenler. Gaziantep Polisgücü Doruk karşısında 2-2'lik beraberliği sağlıyor. Berfin iyi çıktı ama yattı yani. Yere yatmasaydı, ayakta kalsaydı bu topu kurtarabilirdi. Erken yattı yere. Tabii Songül bu fırsatı çok iyi değerlendirir. Sinem'den ileriye doğru kimseye gitmiyor bu pas. Şu an takımların sakinleşmesi lazım. Skor 2-2. Daha gol olacak yani müsabakada. Nurhan ileriye doğru oynadı. İleride Rabia topu kontrol edemiyor. Düdükten sonra her topa dokunuşta hakem uyarı yapar ve ondan sonraki dokunuşlardaysa karta çevirir. Önce sporcular topa dokunmaması lazım. Gamze Nurçetiner oyunda. Top şimdi Gamze'de. Gamze'den Perihan'a. Perihan kendisi ilerledi. Rakiplerini geçti. Sağ tarafta bazen topu kontrol edemiyor. Tuğba. Gülcan'ı görebilecek mi? Gülcan hızla ileri doğru fırladı. Top hala Tuğba'da. Araya giren Simbat ve topu kazanıyor. Simbat'tan tekrar Gamze'ye. Simbat Perihan'la oynadı. Perihan Songül'e aktarmak istedi. Orada iki Doruklu oyuncu var. Harika bir pas verdi Perihan orada. Lan hızla ilerlemek istedi fakat önüne Perihan geldi. Perihan orada topu çıkartabilecek mi? 3 Gaziantep Doruklu oyuncu var. Geriye doğru oynuyor. Şu anda top Balzan'da. Balzan ileri doğru yönlendirdi. Fakat Songül'le bir anlaşmazlık var. Simbat Gamze'ye pasını aktardı. Gamze Perihan'a. Perihan alamadı. İleriye doğru yönlendirdi. Şimdi top Songül'de. Songül doğrudan dışarı aktarıyor topu. Evet, Fatma Songül Gültekin bugün çok hareketli ön alanda. Şimdi Perihan. Perihan Songül'le oynadı. İleride bal. Azam topu kontrol edemiyor. Gamze Simbat'la oynadı. Simbat baktı arkadaşlarına. Pas verecek arkadaşını arıyor. Songül'ü atmayı tercih etti. Songül circle içerisinde şimdi. İki Doruklu oyuncu kapattı. Tekrar ileri doğru atılan bir pas. Ve top Gaziantep Doruk'ta kaldı. Gamze Simbat'la oynadı. İleri doğru ve müthiş bir gol geliyor. Fatma Songül Gültekin'den. Fatma Songül Gültekin takımını 3-2 öne geçiriyor değerli izleyenler. Tabii dip çizgiye aktarılan bir top. Kaleciyi de hafif önde görünce Songül çok güzel bir yansıtma golü gönderdi kaleye tek vuruşla. Burada bir kart gelebilir. Ya bir uyarı gelebilir, uyarı. Bundan sonraki vücut temasında kesinlikle kart gelecektir. Hokeyde çünkü vücut teması yoktur. Zela. Gülcan'ı gördü arkada. Gülcan şimdi circle içerisinde topla buluştu. Pas verecek arkadaşına doğrudan kaleye yönlendirdi. Araya giren Simbat. Top şimdi Simbat'ta. Songül'e aktardı boştaki arkadaşına. Top şimdi Songül'de. Ve Songül'e bir müdahale geldiği için hakem Mahmutcan Çilkız faul atışını veriyor. Simbat atışı kullanacak. İleri doğru yöneldi. Top Aysun'da. Aysun'dan önce Balzan araya girdi. Gamze'den Yeter'e. Yeter hızla ilerliyor. Şimdi 3-2 ileride Songül boş. Songül değerlendiremiyor bu pozisyonu. Balzan'a verebilirdi Yeter orada. Songül'den ziyade. Daha müsait bir pozisyonu çünkü. Simbat Sabazova. Top şimdi kendisinde. Simbat Sinem'le oynadı. Sinem'den tekrar Simbat'a.
yansıtma orada Balzan boş ve Songül takımının dördüncü golünü atıyor Fatma Songül Gültekin. Orada bir yüksek top gibi geldi ama gol vermeyebilir. Evet, hakem golü iptal etti değerli izleyenler. Yüksek top olarak değerlendirdi zannediyorum. Ama kesin orada defans oyuncuları biraz önde kaldı. Doruk'un bir an önce oyunu izlemekten ziyade adamlarla hareket etmesi gerekiyor. Yoksa Balzan ve Songül'le defans hattının arka tarafında iyi geçiş yapıyorlar. Unutturuyorlar kendilerini ve orada sonuca gidebiliyorlar. Sanırım evet, sanıyorum orada. Zeliha'nın bir sakatlığı var orada. Gaziantep Doruk antrenörü Gökhan Gül'ün hakemlere bir itirazı var değerli izleyenler. İlk yarının bitmesine son 1,5 dakika kala Gaziantep Polis Gücü 3-2'lik üstünlüğünü koruyor değerli izleyenler. Evet şu anda Hokey TV'ye baktığım zaman Evin Yahşi, Utkan Macit, İsmail Epengin, Harun Şahin, Nazmiye Gül, Hüseyin Epengin, Baki Yavuz'un bizleri izlediğini görebiliyorum değerli izleyenler. Şunu da hatırlatalım. Maç sonucunu doğru bilen bir kişiye stik hediyemiz olacaktı. İlk periyodun sonuna kadar doğru tahmini bulunan bir kişiye hokey sopası hediye edeceğiz değerli izleyenler. Evet şu anda Federasyon Başkanımız Sadık Karakan'ın da bizleri izlediğini görebiliyorum değerli izleyenler. Kendisine Hokey TV ailesi olarak hoş geldin diyoruz. Evet Tuğba ile maç başladı. Tuğba. Top şimdi kendisinde Rabia'ya aktarabilecek mi? Ondan önce araya giren Gaziantep Polis Gücü. Sinem Perihan'ı gördü. Top şimdi Perihan'da. Balzan'ı görebilecek mi? Fakat o geriye doğru oynuyor. Tekrar Sinem'de top. Sinem'den arkadaşına. Geri doğru yönlendi top. Ve Balzan topu aldı. Circle içerisinde top Balzan'da değerli izleyenler. İki kişinin bir müdahalesi var orada kendisine. Araya Gülcan giriyor. Gülcan çıkabilecek mi o baskıdan ve Perihan top aldı. Perihan şimdi çalımlarla ilerledi. Pas verecek arkadaşını arıyor. Balzan top istiyor kendisinden. 4 kişilik bir baskı var Perihan'a. Simbat'a çıkması lazım orada topu. Topu aktarabilecek mi acaba Simbat'a? Simbat hemen gerisinde pas istiyor. Ve topu kendisine aktardı. Simbat. Şimdi Sinem'e. Sinem yeter boşta ve yeter attı. Top tekrar Sinem'de. Sinem'den Perihan'a. Perihan o topu kurtarıyor. Tekrar geri oynadı Sinem. Sinem'den Yeter'e. 20 saniye kaldı bu arada. Bir yansıtma. Top Balzan'da ve değerlendiremiyor bu atışı. 14 forma numaralı Balzan Bezenbay. Gaziantep Polis Gücü'nün yeni transferi kendisi. Gaziantep Doruk hızla ileri oynadı. Top şimdi Simbat'ta. Ve ilk yarının sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü Gaziantep Doruk karşısında 3-2 önde tamamlıyor ilk yarıyı. Evet Efe hocam sizden bir ilk yarı değerlendirmesi alalım. Yani çok güzel maç izliyoruz. Öncelikle bir an önce Zeliha'nın oyuna girmesi gerekiyor. Çünkü orta bölgede iyi bir savunma yapıyordu. Çok önemli bir oyuncu Doruk için. Etkili bir oyuncu. Tabii Polis Gücü biraz daha baskın oynuyor şu an. Hızlı ataklarla topa daha çok sahip oluyor. Doruk ise kontra ataklarla etkili olmaya çalışıyor. Kesinlikle de iki golde de kontra ataklarla Gülcan'la güzel goller buldu. Daha güzel olacak maç. Daha çok gol göreceğimizi düşünüyorum. İki takımın da iyi dinlenip sahaya daha güçlü çıkacağını düşünüyorum. Ne kadar çok topa sahip olurlarsa o kadar çok etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü bireysel toplarla çıkışlar olduğu zaman hem kendisi yorulacak hem de takımı yormuş olacak. Onun için daha çok pas yaparaktan varyasyonlarla sonuca gideceklerini düşünüyorum. İki takıma da son 20 dakikada başarılar diliyoruz.
Evet değerli izleyenler, şimdi ekranları başında bizi izleyen milli takım antrenörümüz Yunus Hacıoğlu mesaj attı. Kendisi Hockey TV'yi zevkle izlediğini söyledi. Kendisine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Tabii Yunus hocamı da tebrik ediyoruz. Erkekler Süper Lig'de güzel derece aldılar. Konya'da güzel işler yapıyorlar. Evet değerli izleyenler, takımlar yerlerini alırken şimdi Yunus hocama selam gönderdikten sonra inanılmaz bir mesaj yağmuruna tutuldum. Bizleri Ankara'da izleyen teknik kurul başkanımız Mustafa Çakır'a ve başkan vekilimiz Bayram Yüksel'e ve kurul üyemiz, Gaziantep'teki kurul üyemiz Halil Çınar'a selamlarımızı gönderiyoruz Hockey TV ailesi olarak. Gaziantep Doruk 3. periyoda başladı değerli izleyenler. Orada bir müdahale ve doğrudan penaltı korner geldi. Perihan yerde kaldı. Ya dediğim gibi yine Doruk'un kontratakla hızlı bir pozisyon bulması. Yine Gülcan pozisyonun aynısını Perihan yaptı. Burada kart da görebilirdi aslında ama. Evet, Gaziantep polis gücü penaltı korner atışını kullanmaya hazırlanırken Gaziantep Doruk yerini alıyor. Bakalım nasıl bir atış gelecek. Doğrudan dışarıya atılan bir top. Şimdi top yeter de. Yeter, hızla ilerledi circle içerisine doğru. Top Zeliha'da kalıyor. Zeliha ilerliyor şimdi. Ve Sinem'e takılıyor. Sinem iki kişi arasında pasını aktarabilecek bir Perihan aktardı. Kaleci kalesinde. Ve Perihan'ın vuruşunda top doğrudan out'a gidiyor değerli izleyenler. Heyecan fırtınası devam ediyor. Sinem çok iyi kesti orada topu. Polis kulübü penaltı korneri iyi değerlendiremedi. Bu onlar için sıkıntı yaratabilir. Nurhan doğrudan ileri gönderdi. İleride topu Bahar'la buluşturamıyor değerli izleyenler. Alanya'da devam eden Hokey Süper Lig müsabakalarına ev sahipliği yapan Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürü Sayın Nazif Emre Kıldırgıcı'ya çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Top şimdi Tuğba'da. Tabii Emre müdürümüz bizlere burada ev sahipliği yapıyor. Kulüpler olarak da biz ona da teşekkür ediyoruz. Ve top direkten dönüyor. Gülcan'ın bir baskısı. Sinem'le Gülcan'ın bir mücadelesi orada. Bakıyoruz pozisyon nasıl değerlenecek. Sinem arkadaşına doğru aktardı. Top Tuğba'da. Tuğba ileriye doğru yönlendirdi oradan Bahar'a. Araya giren Simbat. Ve top Perihan'da kalıyor. Perihan hızla ileri doğru çıkıyor. Soldaki arkadaşlarını görebilecek mi? Gördü. Fakat Songül kontrol edemedi. Top şimdi Zeliha'da. Zeliha ilerliyor. Sinem'e takıldı. Circle'a girdi. Fakat daha öncesinde Steen üstüne yönlendirdiği için. Kapatma verdi. İki takım da çok hızlı kontrataklar buluyor. Top bir o tarafta bir o tarafta. Güzel bir maç şimdi oluyor. Şimdi Simbat. Sinem'e, Sinem içeriye yönlendirdi. Orada yeter. Perihan top istiyor. Perihan Songül'ü gördü. Ve topu yönlendiremiyor kaleye. Fatma Songül Gültekin gole çok yaklaştı yine. Sinem Perihan'la oynadı tekrardan. Perihan circle içerisine doğru girecek. İki Doruklu oyuncuyu müdahale etti orada kendisine. Orada topu şimdi Gülcan aktarıyorlar. Gülcan hızla içeri doğru giriyor. Sinem'in bir müdahalesi ve top Sinem'de kalıyor değerli izleyenler. Sinem'den Perihan'a. Perihan orada Songül'ü göremedi. Yerde kalan bir oyuncu var fakat Zeliha ilerliyor. Zeliha circle içerisine girdi. Ve gol!
Zeliha golünü attıktan sonra Mahmut Can Çığkız müsabakanın hakemi oyunu durduruyor. Çünkü Gaziantep Doruklu oyuncunun bir sakatlığı vardı. Evet, top geldi eline Gülcan'ın. Ama hakemlerimiz burada çok güzel avantaja verdi pozisyonu. Yani eğer topu durdursaydı gol olmayabilirdi. Oyun durdurmadı, avantaja güzel verdi ve sonuç geldi. 3-3'lük beraberliği yakalıyor Gaziantep Doruk Spor Kulübü. Zeliha'nın attığı golle. Simbat'tan Sinem'e. Sinem'den tekrar Simbat'a. Simbat ileri doğru oynadı. Balzan'a. Balzan iki kişi kapattı. Ve top Gaziantep Polis Gücü'nde mi diye bakıyorum. Hayır. Top Gaziantep Doruk Spor Kulübü'nde. Tuğba ile atışı kullanacak şimdi Gaziantep Doruk Spor Kulübü. Rabia'ya aktarmak isterken Rabia bu atışı kullanamıyor. Rabia biraz daha ağırlığını koyması lazım oyuna. Yani iyi savunma yapıyor ama ön hatlarda da destek olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi Songül'e aktarılan bir top fakat Songül kontrol edemiyor bu atışı. Beraberliğin Gaziantep Doruk Spor Kulübü'ne yaradığını hatırlatalım değerli izleyenler. Müsabakanın bu sonuçla bitmesi halinde Gaziantep Gençlik Doruk Spor Kulübü şampiyon olmuş olacak. Aysun koştu ama yetişemedi o topa. Tuba şimdi atışı kullanacak. Nurhan'la değerlendirdi atışını. Nurhan'dan ileriye top geçmiyor. Top şimdi Simbat'ta. Simbat ileri doğru oynadı. Perihan'a aktardı topu. Perihan baktı arkadaşlarına ve soldaki Sinem'i gördü. Sinem'den Simbat'a bir top gelir mi? Songül'e geliyor fakat dışarıda vuruş yaptığı için. Evet, kaleci Belfi'nin bir sakatlığı var. Hakem Mahmut Can Çılkız oyunu durdurdu ve sağlık görevlileri oyuna doğru. Evet, Gaziantep Polis Gücü başladı. Şimdi Perihan. Perihan'dan Sinem'e. Orada Zeliha topu kaptı. İleri yönlendirdi. Fakat Gülcan bu topu değerlendiremiyor. Sinem ileri doğru oynarken araya giren Rabia. Rabia ileri doğru attı. Şimdi Gülcan orada circle'a girdi. Doğrudan atışını yaptı. Simbat. Zeliha. Zeliha'dan. Şimdi top Rabia'da. Rabia arkadaşlarına baktı. İleri doğru yönlendirmek isterken Perihan topu kaptı ve Songül attı topu. Songül hızla ilerledi circle içerisine doğru ve top Berfin'den dönüyor. Şimdi Gülcan da bir karşı atak başlatabilir. Soldaki Zeliha'yı görürse ve kendisini aktaramıyor topu. Şimdi Nurhan ileri doğru baktı. Rabia'ya aktardı topu. Araya atarsa gol olabilir. Arkada bekleyen Gülcan'ı göremedi Rabia. Daha doğrusu gördü fakat aktaramadı topu. Gamze Nur Çetiner'i oyunda görüyorum. Simbat'tan Gamze'ye. Gamze'den tekrar Simbat'a. Topu şimdi Songül'le buluşturdular. Songül circle içerisine doğru girdi. Ve Berfin'den kritik bir müdahale geldi değerli izleyenler. Gülcan şimdi takımını karşı atağa doğru taşırken araya giren Perihan. Nurhan'dan doğrudan Rabia'ya bir pas.
Rabia hiç bakmadan circle içerisine doğru yönlendirdi. Fakat o bölgede hiçbir arkadaşı yok. Durum bu topları biraz daha sakin kullanması gerekiyor. Çünkü 3-3 onların işine yarıyor. Oyunu soğuturaktan devam etmeleri gerekiyor. Top şimdi Simbat'ta. İleri doğru oynadı. Rabia araya girdi fakat top Balzan'a geldi. Balzan içeriye doğru yönlendirdi. Evet, Tuğba hızla ileri doğru çıkıyor. Zela'ya aktarabilecek mi topu? Araya giren Simbat müdahale ediyor topa. Mahmutcan Çılkız oyunu durdurdu ve takım kaptanı Perihan'ın yanına çağırıyor. Bençin oyuna şiddetli müdahalesinden dolayı uyardı kendisini. Şimdi Tuğba ileri doğru oynadı. Orada araya giren Gamze Nur Çetiner. Top Gaziantep Polis Gücü'nde. Şu an avantaj Doruk'ta gibi. Çünkü beraberlik de onların işine yarıyor. Polis Gücü devamlı hücum yapmaya çalışacak. Eğer Doruk sabırlı bir şekilde iyi bir savunma yaparaktan kontrol ataklara çıkarsa gol bulabilir. Polis Gücü gol atayım derken arka tarafı açık verecektir. Risk evet, alacaktır. Evet, Perihan ileri doğru çıktı şimdi. Ve bir stik vuruşu, direkt penaltı. Ve hakem Mahmutcan Çıkız penaltıyı veriyor. İşte dediğim gibi oyunun renklendiren şeylerden bir tanesi. Bireysel oyuncuların bireysel özellikleriyle kazanılan sonuçlar. Evet, penaltı atışı için Fatma Songül Gültekin'i görüyorum topun başında. Bakalım Berfin bu penaltıyı savuşturabilecek mi? Üçüncü periyotun bitmesine son 2,5 dakika kaldı değerli izleyenler. 3-3'lük beraberlik devam ederken Gaziantep Polis Gücü bir penaltı atışı kazanıyor. Penaltı atışını kullanacak oyuncu 9 forma numarasıyla Fatma Songül Gültekin. Berfin dikkatli kalede. Evet, hakem işaretini verdi. Songül atışını yaptı ve top direkten dönüyor değerli izleyenler. Songül bu atışı değerlendiremiyor. Ve oyun devam ediyor. Şimdi ileride Rabia circle içerisinde arkadaşlarına bakıyor. Aktardı topu. Zeliha ve gol. Ve top dışarı çıkıyor değerli izleyenler. Özür diliyorum. Bu mesafeden gol olarak gördüm atışı. Fakat Zeliha doğrudan dışarıya attı pozisyonu. Evet, çok net bir pozisyondu. Düşerekten çok güzel vurdu. Rabia çok iyi çıkardı içeriye. İşte hızlı pozisyonların sonuçları bunlar. Biraz daha göreceğiz pozisyonların aynısını. Şimdi Zeliha Perihan mücadelesi. Top kimde kalacak? Top şimdi Zeliha'da. Burhan ileri doğru oynadı fakat Gülcan'a aktaramıyor. Araya giren Gamze Nur Çetiner. Ondan Balzan'a. Balzan attı içeriye. Şimdi Perihan'da. Perihan kaleye bakmadan attığı için topu dışarıya yönlendiriyor. Aslında Victoria'nın orada hızlı bir ön bölgeye gitseydi Perihan güzel yere top attı aslında ama biraz geç kaldı Victoria. Şu an baskılı oynuyor Doruk. Tuba'da. Polis Gücü. Şimdi gol lazım onlara. Nurhan'a. Ön alanında şu anda kimse yok Gaziantep Doruk Spor Kulübü'nün. Takım olarak savunmada bekliyorlar. Üçüncü periyotun bitmesine son 1,5 dakika değerli izleyenler. Şimdi Simbat'tan ileriye. Top Nurhan'da kaldı. Nurhan'dan Rabia'ya. Rabia pas verecek. Arkadaşını arıyor orada. Üçlü bir sıkıştırma geldi kendisine. Topu çıkartabilecek mi? Ve top Gaziantep Doruk'ta kaldı. Yeteri görüyorum ileri doğru giden. Top şu anda Gülcan'da. Gülcan circle içerisinde. Ayağı oynayacak bence orada veya içeri çevirmeye çalışacak. İçeri doğru çevirdi ve top doğrudan dışarı çıkıyor. Son 1 dakika 3. periyotun bitmesine değerli izleyenler. Doruk iyi bir hücuma geçmesi lazım. Savunmaya geçmesi lazım burada. Çünkü son 1 dakika kaldı. Simbat doğrudan ileri oynadı. Topu Balzan'la buluşturamıyor ve top dışarı çıkıyor. Alan son 40 saniye. 40 saniyeyi Polis Gücü iyi bir hücumla sonuçlandırabilir mi bakacağız. Şimdi Simbat. Ondan Perihan'a. Araya giren Nurhan. O top Gaziantep Doruk'ta kaldı.
Son 10 saniyenin kaldığını hatırlatalım 3. periyotun bitmesine değerli izleyenler. Uzun bir top oynayacak. Veya topu süreyi bitirecek orada. Doğrudan Rabia'ya atılan bir top. Fakat Gamze Nur oyuna girdi. Evet, abi Gülcan şimdi hızlı oynayabilecek mi? O oynadı, içeriye girdi. Fakat 3. periyot sona eriyor. 3-3'lük skorla değerli izleyenler. Özellikle 3. periyotta dikkatimi çeken bir şey oldu. Son 40 saniye kaldığı zaman Gaziantep Polis Gücü oyuncular oldukça ağır hareket ettiler hocam. Ya 3-3'lük skor aslında onların işine yaramıyor ama yani oyunu soğutmaya yönelik, süreyi bitirmeye yönelik yaptılar. Çünkü onlar da yoruldular. Tabii bu skor Doruk'un işine yarıyor ama yine de çok riskli bir skor. Çünkü Polis Gücü bir atarsa eğer olay biraz daha farklı olur. Tabii Doruk golü atarsa daha çok rahatlar diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha farklı bir oyun izleyeceğiz. Doruk'un baskılı oyununu Polis Gücü'nün baskılı oyununu görebiliriz. Çünkü baskı yapmak zorunda. Doruk'sa iyi bir savunma yapacaktır umarım. Evet, son 10 dakikaya giriyoruz. Değerli izleyenler, Gaziantep Doruk, Gaziantep Polis Gücü maçı 3-3'lük eşitlikle devam ediyor. Tuba Elgay'dan Nurhan'a, Nurhan'dan Gülcan'a. Sinem orada bir baskı uyguladı. Top şimdi Gülcan'da. 3 kişinin arasında çıkabilecek mi? Çıktı. Yeteri de geçiyor. Fakat Yeter'in bir müdahalesi var orada. Rabia şimdi Yeter'i görecek mi? Zela'yı gördü. Zela yetişebilecek mi o topa? Yetişti fakat top Yeter'de kaldı değerli izleyenler. Yeter kendi ceza alanında şimdi Sinem'e attı. Sinem'den Songül'e. Songül orada rakibini geçebilecek mi? Fakat top Gaziantep Doruk Spor Kulübü'nde değerli izleyenler. Nurhan ileri doğru attı. Top Gülcan'da kaldı. Gülcan circle'a girdi. Ayağı oynayabilir. Ayağı oynamak istedi fakat değerlendiremiyor. Rabia'dan bir vuruş geldi fakat oldukça zayıf bir vuruştu bu. Pozisyon. Rabia bunu hep yapıyor. Bu vuruşlar meşhurdur ama burada topu hakim olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü çok kötüydü. Gamze Perihan'la buluşturdu topu. Perihan Zela'ya takılıyor. Ve top Gaziantep Doruk Spor Kulübü'nde. Zeliha Nurhan'la oynadı. Nurhan doğrudan ileri gönderdi. Fakat 13 forma numarasıyla Gülcan Paksoy bu pası değerlendiremiyor. Sinem. Şimdi Aysun'da kaldı. Aysun Songül mücadelesi izledik. Top atma Songül Gültekin'de. Songül ileri doğru oynadı. Fakat top doğrudan dışarı çıktı. Gaziantep Polis Gücü'lü oyuncuları biraz heyecanlı görüyorum bu dakikalarda. Ya çünkü süre daralıyor artık. Onların da gol bulması lazım. Onun için hızlı hata çekim derken hatalar yapıyorlar. Tabii Doruk çok akıllı bir şekilde iyi savunma yapıyor. Polis Gücü biraz daha sakin olaraktan hücum yaparsa eğer sonuca gidecek diye düşünüyorum. Yüksek bir top olarak değerlendirdi sanıyorum hakem. Evet. Top Gaziantep Doruk Spor Kulübü'nde. Zeliha Kendir'de. Zeliha ileri doğru oynadı. Top Sinem'de. Sinem'den Simbat'a. Simbat ileri doğru oynadı. Songül'den. Şimdi Balzan'a. Balzan topu kontrol edemiyor. Zela hızlıca atağa çıkıyor. Şimdi rakiplerine geçti birer birer. Zela circle'a doğru girdi. İçeri çevirdi. Gülcan bu atışı değerlendiremiyor. Fakat penaltı korner kazanıyor değerli izleyenler. Maçın bitmesine son 7,5 dakika kala Gaziantep Doruk Spor Kulübü penaltı korner kazanıyor. Bakalım bu atışı nasıl değerlendirecekler? Oldukça avantajlı bir durumdalar şu anda. Evet, yine Zeliha ile Gülcan harika varyasyonlu bir şekilde iyi anlaşaraktan rakip circle'ına girip güzel penaltı korner aldılar. Evet, atarsa Doruk biraz daha rahatlar. Daha avantajlı duruma geçer. Zeliha çalım atacak diye düşünüyorum. Çünkü kaleci hızlı çıkıyor. Zeliha ve bir penaltı korner daha. Sinem'in ayağına çarpan bir top sonrasında hakem Neşet Ali Turhan penaltı korneri gösterdi değerli izleyenler.
Evet, Muğla bölgesinden bizleri izlemekte olan antrenörümüz Muharrem Hasdemir'e de Hokey TV ailesi olarak selamlarımızı gönderiyoruz. Kendisi sıkı bir takipçimiz. Şimdi Nurhan'la bir yansıtma düşünebilir Zela. Ve bir erken çıkış geldi. Bir oyuncusunu rakip circle'a doğru göndermek zorunda Gaziantep Polis Gücü ve o oyuncu 14 formasıyla Balzan oluyor. Şimdi daha da avantajlı bir konumda Gaziantep Doruk Spor Kulübü. Hakem Mahmutcan Çırkız oyuncunun circle içine girmesini talep ediyor. Girdikten sonra atış başlayacak. Şimdi Zeliha doğrudan gönderdi kaleye. Top kaleci Guzal'dan dönüyor değerli izleyenler. Şimdi Gülcan. Top kendisinde Tuba'ya oynadı. Tuba'dan Aysun'a. İyi Zeliha değerlendiremedi burada Doruk. Bu penaltı konuyu çok arayacak diye düşünüyorum. Atsa da çok rahatlayacaktı. Gaziantep Polis Gücü tüm haklarıyla ileride şimdi. Gaziantep Doruk kendi yarı alanında savunuyor. Sinem ileri doğru gönderdi. Ve top yükseldiği için hakem Mahmutcan Çırkız penaltı korner atışını gösteriyor değerli izleyenler. Maçın bitmesine son 6 dakika 40 saniye kaldı. Bunu hatırlatmış olalım. Burada 3 metre yakınında rakip oyuncu varsa muhakkak ki top yükseldiğinde penaltı korneri ve faule çevirebiliyorlar. Şimdi Polis Gücü için çok avantajlı bir durum. Bunu gol atarsa eğer biraz daha rahatlayacak. Doruk'un iyi çıkış yapması lazım. Evet, 3-3'lük beraberlik devam ederken beraberliğin Gaziantep Doruk Spor Kulübü'ne yaradığını hatırlatalım. Gaziantep Polis Gücü'nün şampiyon olmak için mutlak kazanması gerekiyor değerli izleyenler. Maçın bitmesine son 6 dakika 40 saniye Gaziantep Polis Gücü penaltı korner atışını kullanıyor. Perihan'la oyun yapabilir Songül. Enjektörde Simbat kullandı. Aynen, Songül'den Perihan'a. Ve Perihan takımını 4-3 öne geçiriyor değerli izleyenler. Gaziantep Polis Gücü 4, Gaziantep Gençlik Spor Kulübü 3. Şimdi Nurhan. Nurhan'dan Tuba'ya. Tuba Zela ile oynamak istedi. Top Zela'da kaldı. Doruk sakin olup doğru Zela hızla ileri gönderdi şimdi. Circle içerisinde bir penaltı korner bekliyor Doruk Spor Kulübü, fakat hakem devam oynattı. Zela hızla içeri doğru girdi. Evet, Gaziantep Doruk Spor Kulübü 7 forma numaralı Aysun'la sürpriz ataklar yakalıyor. Bunları değerlendirirse beraberliği sağlayabilir değerli izleyenler. Şimdi Sinem. Perihan'la oynadı. Karşısında Zeliha. Top şimdi Simbat'ta. Simbat ileri oynadı. Songül'e içeri gönderdi. Top Rabia'da. Düdükten sonra dokunduğu için Mahmutcan Çırkız Perihan'ı kartla cezalandırıyor değerli izleyenler. Polis Gücü bir kişi eksik durumda şu anda. Can bunu iyi değerlendirmesi lazım Doruk. Polis Gücü iyi savunma yapacak 2-2. Ve tek maç tekrardan başlıyor. Nurhan'dan Tuba'ya. Tuba ileri doğru yönlendirdi. Gabi içeri aktaramadı. Top Gaziantep Polis Gücü'nde. Şimdi Simbat. Simbat'tan Sinem'e. Sinem Songül'le oynamak istedi. Fakat araya giren Gülcan. Sinem. Top şimdi Zela'da kaldı. Maçı devam ettiriyor Neşet Ali Turhan. Songül araya girdi ve Berfin araya girdiği için top tekrar Zeliha'da. Zeliha rakiplerine geçiyor. Circle'a doğru girdi. İçeri aktardı. Ve hakem Neşet Ali Turhan penaltı korneri işaret ediyor. Top Simbat'ın ayağına çarptığı için. Evet, bir penaltı korner atışı daha. Bakalım Gaziantep Doruk Spor Kulübü penaltı korner atışını değerlendirebilecek mi? Son penaltı korner atışını golle sonuçlandıramamıştı Gaziantep Doruk Spor Kulübü. Efe Hocam. Yani bu çok önemli bir penaltı korner atış olacak. Çünkü son 5 dakika kaldı. Zeliha bunu iyi değerlendirmesi lazım. Beraberlik çünkü onlara yetiyor. Eğer bu şekilde devam ederse Polis Gücü ceza alan oyuncusu da oyuna girecek. Biraz sıkıntı yaşayabilirler diye düşünüyorum.
Bunlar çok önemli. Son bölümdeki çok önemli pozisyonlar. Burada iki takım için de önemli. Bu tarz pozisyonlar muhakkak olumlu değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü yoksa süre sonuna doğru bunları arıyorlar takımlar. Evet, şimdi izliyoruz penaltı korner atışını. Zeliha doğrudan kaleye yönlendirdi ve golü atıyor Zeliha Kendir. 4-4'lük beraberliği sağlıyor Gaziantep Gençlik Doruk Spor Kulübü. Gaziantep Polis Gücü'nün bir kişi eksik olduğunu hatırlatalım. Şimdi Songül rakiplerini geçmek üzere birer birer. Ve top Tuğba'da kaldı. Tuğba şu anda ileri doğru yöneldi. Araya Sinem girdi. Top hala Tuğba'da. Gülcan'la oynadı şimdi. Orada araya giren Songül. İleri doğru yöneldi. Kapatabilecek mi Gaziantep Doruk Spor Kulübü? Songül şutunu atıyor. Fakat kaleci Berfi'nin bir müdahalesi var orada. Şimdi Tuğba. Tuğba'dan Gülcan'a. Gülcan orada Balzan'ı geçemedi. Balzan'dan Songül'e. Songül circle içerisine doğru girdi. Attığı yerde kimse yok. Top şu anda Tuğba'da ve Perhan'a geçti top. Perhan geriye doğru oynadı. Takımını rahatlattı. Şimdi Simbat. Orada Rabia'nın bir müdahalesi geldi. Rabia arkadaşını görebilecek mi içeride? Top hala kendisinde. Gülcan şimdi circle içerisinde aktardı topu ve Sinem araya giriyor değerli izleyenler. Sinem hızla çıktı içeriye. Top Perhan'da. Perhan soldaki Bazdan'ı gördü. Bazdan içeri doğru yönlendirdi. Fatma Songül Gültekin dokunuşunu yapamıyor ve top doğrudan dışarı çıkıyor değerli izleyenler. Maçın bitmesine son 3,5 dakika kala 4-4'lük eşitlik devam ediyor. Şu an Doruk'un da sakin olup çok yoruldular. Ama sakin olmaları lazım, iyi bir savunma yapmaları lazım. Polis gücü risk alacak. Maçı kazanmak için son 3 dakika kaldı çünkü. İyi bir alan savunması bekliyorum şu an Doruk'tan. Onlar da aynı şekilde ikili üçlü yapıyorlar. Rabia'dan bir pas hatası geldi. Perhan araya girdi. Şimdi Songül ve kaleci Berfi'nin bu atışı kurtarıyor. Tuba'nın müdahalesiyle penaltı korner kazanıyor Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü. Maç gidip gidip geliyor. Şu an bu dakikadan sonra atılan gollerin telafisi yok. Bir şekilde telafisi yoktur. Gülcan Paksoy maskesini taktı ve spor sağlığı için çok önemli. Savunmada yerini alıyor şimdi. Penaltı korner atışlarında özellikle sporcuların tekmelik ve maske takmaları kendileri açısından çok önemli hocam. Evet. Dizlik, maske çok önemli. Şu an bunu Songül ve Perhan çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Yana çıkacağını düşünüyorum ama tekme atacak diye düşünüyorum. Songül Perhan'a aktardı. Perhan golünü atıyor ve takımını 5-4 öne geçiriyor. Şu an iyi bir alan savunması yapacak Polis Gücü. Çünkü bir fark öne geçti. Doruk baskı yapmaya çalışacak. Kontrataklarla Polis Gücü gol bulabilir yine. Ama penaltı golüne gelebilir. Şimdi orada. Gülcan ileri doğru çıktı. Circle'da tek başına Gülcan. Arkadaşlarını görebilecek mi? Gaziantep Polis Gücü iyi kapattı orayı. Gülcan içeri doğru yönlendirdi. Kaleye bir vuruş ve kaleciden dönüyor. Top hala Gülcan'da. Geriye doğru arkadaşını aktardı. Tuğba ve araya giren Gamze Nur. Rabia. Rabia'dan bir pas hatası. Perhan aldı onu. Top şimdi Nurhan'da. Hızla ileri doğru çıktı. Stin üstünden atış olduğu için top Doruk'ta. İçeri çevirirse. Nurhan içeri çevirebilecek mi bakalım. Orada Gülcan'ı gördü. Top şimdi Gülcan'da. Gülcan yüzünü döndü kaleye. Top bir Gaziantep Doruk'ta bir de Gaziantep Polis Gücü'nde. Orada tartışmalı bir pozisyona gidebilir hakem. Top Songül'de hala. Arkada Gamze Nur var. Onu atabilecek mi? Ve top Doruk'ta. Nurhan. Ve orada hakem Neşet Ali Turhan Fatma Songül Gültekin'i yeşil kartla cezalandırıyor. Son 1,5 dakika kaldı. İyi bir alan savunması yapıyor şu an Polis Gücü. Doruksa iyi baskı yapıyor. Ha, burada topa sahip olup süreyi oynayacak Polis Gücü. Çünkü bu skor onun işine yarıyor.
Tabii Doruk daha sakin olup içeri daha doğru toplar ataraktan sonuca gidecek. Oyun durmuşken şimdi Gaziantep Polis Gücü bençinden oyunculara bir müdahale geldi. Sanıyorum antrenör Yusuf Kasım oyuncularına belli taktikler verdi son bir buçuk dakika kala. Ya iyi bir blok yapmaları lazım. Sabit blok yapmaları lazım. Çünkü orada blok indirmedikleri sürece circle içerisinde ayaklarının her de yani top penaltı kornele dönüşür. O da Zeliha gibi etkili bir şütörleri var doğru. Onunla gol bulabilirler. Onun için iyi bir savunma yapması lazım. Circle savunması yapmaları lazım adam adama. Doruk içeriği dolduracaktır. İçeriye sert top atacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Zeliha. Zeliha'dan Tuğba'ya. Tuğba içeri doğru atabilecek mi? Sol tarafta Rabia gördü. Vurdu. Orada Simbat'ın ayağına çarpan top penaltı kornere sebebiyet verdi. Son 1,5 dakika değerli izleyenler. Gaziantep Doruk Spor Kulübü bakalım penaltı korner atışını değerlendirebilecek mi? Yani şu an 1,5 dakika kaldı. Aynen de dediğim şey oldu. Sağlam bir blok gelmeyince penaltı korner oldu. Bunu Doruk'un iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü beraberlik Doruk'un işine yarıyor. Eğer atarsa bu şekil Doruk süreye oynayıp oyunu bitirecektir diye düşünüyorum. Tabii gol olmazsa da Polis Gücü hızlı ucumla sonuca gidebilir diye düşünüyorum. Şimdi Zeliha kaleciyi de geçti. Şutunu atıyor. Ve hakem penaltı korner atışını tekrar ettiriyor. Yani Zeliha çok ölü bölgeye götürdü topu. Aslında kaleci çok çıkmamıştı. Tek de atabilirdi. Evet, Gaziantep Doruk penaltı korner atışını kullandı. Zeliha doğrudan kaleye gönderdi. Ve hakem Neşet Ali Turhan penaltı atışını gösteriyor değerli izleyenler. Kaleci ilerideyken savunma oyuncusu topa ayağıyla ve bedeniyle müdahale ettiği zaman penaltı kararı veriliyor. Evet, bu gibi pozisyonlarda. Son oyuncu olduğu için penaltı veriyor. Gülcan şu an takımın kaderini belirleyecek gibi oyun içerisinde. Tecrübeli bir kaleci var Güzel. Ama Gülcan da en küçük sporcusu Doruk'un ve o da çok teknik, zeki bir sporcu. Bakalım iyi bir gol atacak diye düşünüyorum. Gülcan da gol atıyor. Ve Gülcan gerçekten dediğim gibi güzel bir gol ataraktan sonuca gitti. Saniye kaldı. Şu an Perihan'ın hızlı olması lazım. Doruk'un iyi bir savunma yapması lazım. Ve aynı anda çok heyecanlı gidiyor. Ve gol gelebilir aslında. Harika bir kurtarış Berfin'den. Şu an boş kale Zeliha tık yapabilirse kesinlikle gol olur orada. Ve gol geliyor. Kendi hatalarından dolayı. Doruk harika bir savunma yaptı. Harika bir pozisyona gitti ve şu an kesinlikle Gaziantep Doruk Spor Kulübü son 30 saniye kala 6-5 öne geçiyor değerli izleyenler. İlk periyotta karşılaştıklarında da bu maç skorunu elde etmişlerdi. Şimdi doğrudan Songül'e ve Songül 6-6'ya getiriyor maçın skorunu değerli izleyenler. Son 10 saniye kaldı maçın bitimine. Doruk süreye oynayacağını düşünüyorum. Kesinlikle burada topu... Top şimdi Zeliha'da. Top oynayacak. Son 6 saniye, 5 saniye, 4 saniye. Penaltı korner gelmesi penaltı korner olması lazım. Ve hakem Neşet Ali Turan maçı bitiriyor. Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü 2021-2022 sezonu Kadınlar Salon Süper Lig. Gaziantep Doruk, düzeltiyorum değerli izleyenler. Gaziantep Doruk Spor Kulübü 2021-2022 sezonu Kadınlar Salon Süper Lig şampiyonu.
kendilerini, sporcularını, antrenörlerini, idarecilerini ve tüm camialarını tebrik ediyoruz değerli izleyenler. İzleyenlerin büyük bir alkışı var Gaziantep Doruk Spor Kulübü'ne. Sevinçlerini görüyoruz şimdi kendilerinin. İdarecileri Erhan Gül, Ali Gül, sporcular Berfin Epengin. Ağlayan sporcular görüyorum orada hocam. Yani Doruk yaş ortalaması küçük bir takım. Bunu hak ettiklerini düşünüyorum. Kesinlikle çok da iyi oynadılar. İyi savunma yaptılar. Beraberlik de onların işine yarıyordu. Tebrik ediyorum ben iki takımı da. Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Doruk takımıza da başarılar diliyorum. Evet değerli izleyenler, Hockey TV'de kaldığınız için teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarıyla bize destek olan milli takım antrenörümüz Zeynep Bozkurt'a teşekkür ediyoruz ve sözü kendisine aktarıyorum. Ben teşekkür ediyorum. İki takımı da tekrardan tebrik ediyorum. Doruk'u da kutluyorum şampiyonluğundan dolayı. Çocuklar canı yürekten oynadılar. Hak ettiler. Hayırlı uğurlu olsun şampiyonlukları.